Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün renkli mumlar yapacağız. Ben önceden bu mumları yapmıştım. Bu şekilde. Buradaki bu mumları kullanacağız. Beyaz bir tane getirdim. Ve istersek bu şekilde yapmak için garba ihtiyacımız var. Tabii istersek. Şimdi öncelikle mumumuzu eritelim. Kabından çıkarıyoruz. Çok kolay bir şekilde çıkıyor. Şunu çıkarıyoruz. Çünkü daha sonra yakmak için bunu kullanacağız. Şimdi öncelikle bunu burada eziyoruz. Daha kolay erisin. Evet arkadaşlar, mumları ezdik ve altında sıcak su olan bir tabağa koyduk. Bu bayağı sıcak bir su. Ocakta da eritilebilir fakat en güvenlisi bu arkadaşlar. Eğer tek başınıza yapıyorsanız en güvenli bu şekilde erir. Şimdi bu mumların ezince daha çok çabuk erir bu arada, bunu da söyleyeyim. Bu mumların erimesini bekleyeceğiz. Ve sonra renk katacağız. Renk katmak için de size tek önerim pastel boya. Pastel boyasız renk verilmiyor. Bekleyelim, erisin bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi erimeye başladı. Daha çabuk erisin diye metal tabağa koydum. Bu da daha önemli bir noktası. Cam da çok çabuk erimiyor fakat demire geçince hemen sulanmaya başladı. Çabucak erimeye başladı. Tamamen eriyip başlayacağız. Arkadaşlar, bayağı kendi kendine olacak.
de bu preservatifi koyayım içerisine. Kaldı. Şimdi kaçtı. Evet arkadaşlar, mumumuz oldu şu şekilde. Tabanın çok güzel oldu. Dışı da iki renkli. Diğeri de bu şimdi... arkadaşlar. Yaktık. Çok tatlı, çok güzel olmuş. Diğer yaptıklarımızı şimdi bir düşünelim. Evet. Bunları videoda yapmadık ama. Arkadaşlar bir başka videomuzda da jel mumlardan yapacağız. Bunlar da çok güzel oluyor. Harika bir deniz, değil mi? Deniz temalı bir jel mum yapacağız. Evet. İşte gördüğünüz gibi siz de istediğiniz gibi şekil verip böyle değişik renklerde, değişik modellerde mumlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, onu da yapalım. Dikkat et elini yapma. İşte böyle. Çok tatlı oldu. Doğum günü hediyesi olarak yapabilirsiniz. Özel evet, günlerde hediye olarak yapabilirsiniz. İşte bu şekilde. Böyle maliyeti az olan ama manevi değeri çok olan şeyler bunlar. Hem siz kendiniz içinizden gelerek hem de el emeği o kişi için değerli olabilir. Evet, süsleyip hediye verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, evet ve yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.